Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarım merhabalar. Binom testindeyiz. 30 numaralı testimizin 9. köşe taşını çözeceğim dostlarım. Son 2 köşe taşımız kalmış. 9 ve 10 numaralı köşe taşlarımız. Hadi başlayalım hemen. Bakın ne diyor birinci soru. İfadesinin açılımı yapılırsa katsayılar toplamı kaç olur diye bir soru sormuş. Dostum katsayılar toplamını sorduğu vakit değişkenlerin olduğu şu x, y, z'nin olduğu yere 1 yazacaksınız arkadaşlarım. Hemen 1 yazalım. Sonuçta katsayılar toplamı gelecek. Gayet basit dostlar. Şimdi 1 yazarsak 3 kere 1 3. Eksi 2 kere 1 2 artı 1 yazarsam 1 oldu. Toplayalım bunları. 3'ten 2 çıktı. 1. 1, 1 daha 2. Yani kısaca 2 üzeri 7 geldi diyebilirim dostlarım. O da ne yapacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir tane daha 7 tane yaptı. Hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile 2'yi çarptım 32. 32 ile çarptım 64. 64 ile 2'yi çarptım. 128'i işaretledim. Neymiş dostlar? Katsayılar toplamı sorulduğu vakit x gördüğümüz yere, y gördüğümüz yani değişken gördüğümüz yere 1 yazıyormuşuz dostlar. Olay da bitiyormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim 2 numaraya. İfadesinin açılımındaki katsayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Yine yapacağımız şey belli artık. A yerine 1 yazacağız. 1 yazarsak 2 çarpı 1'in karesi eksi 1 bölü 1'in küpü. Üstünde de 18 var. 1'in karesi 1. 2 ile çarptım. 2 geldi. Eksi. 1'in küpü yine 1. 1 bölü 1. 1. Üstünde de 18 geldi dostlarım. 2'den 1 çıktı. 1. 1'in 18. kuvveti yine 1 yaptı. Cevap Edirne çıktı. Hemen 3 numaralı sorumuza bakıyorum. Odaklanmaya da şöyle bir basayım ki güzel gözüksün. Açılımı yapıldığında terimlerin katsayıları toplamı kaç olur? O zaman x yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3. 1'in küpü yine 1 yaptı. Üstünde de 5. 2 üzeri 5 geldi. 2'nin 5. kuvveti de 32 yaptı dostlarım. Cevap Ceyhan çıktı. Son sorumuza bakalım. İfadesinin açılımı yapıldığında terimlerin katsayıları toplamı 128 olduğuna göre n kaçtır? Şimdi yine x ve y yerine 1 yazacağım. O zaman 7 eksi 5 üstünde n oldu arkadaşlarım. 7'den 5 çıkarsa 2 üstünde n 128'dir. Acaba 2'nin kaçıncı kuvveti 128? Yan yana 2'yi şöyle bir sürü yazalım. Bakalım kaçta gelecek? 2 kere 2 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2, 4, 6, 7. kuvvette geliyormuş. Demek ki 2 üzeri 7, 128'miş dedik. Geçtik bu testimizi. Hadi bakalım şimdi 10 numaralı köşe taşımızı aldık. Bir de bunu gömelim arkadaşlarım. Bu ne diyor? Açılımındaki rasyonel terimlerin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz normal genel terim formülünden bir açılımı yazalım. Şöyle yazıyorduk. N yerine 5 yazacağım. 5'in r'lisi yanına çarpı birinci terim küp kök 5 üstünde 5 eksi r çarpı kök 2 üstünde r diye açılıyordu arkadaşlarım bu. Şimdi rasyonel olabilmesi için bakın şunu yapacaksınız. Şuradaki köklerden kurtulmak zorundayım. Bunun için R yerine acaba kaç yazmalıyım diye soruyorum. Şimdi 1 yazsak 5'ten 1 çıktı 4. 4 ile 3 sadeleşmiyor. 2 yazsak 5'ten 2 çıktı 3. Burası sadeleşiyor. 2 yazınca burada hiçbir şey yoksa kökün derecesi 2'dir. Evet, 2 yazınca buradaki 2'ler de gidiyor. O halde R yerine ben direkt 2 yazacakmışım arkadaşlarım. R eşittir 2 için diyorum. Düzenliyorum bunu bakın. 5'in ikilisi çarpı. Şurası ne oldu? Küp kök 5 üzerinde 5 eksi 2'den 3. Burada da kare kök 2 üstünde
2 geldi. Tabii şu küp köple şu amca gitti. Kareyle kare kök gitti. Ne kaldı? 5'in ikilisi. Bunu da artık ezberledik iyice. 5'in ikilisi 10 demektir. Burada 5 kaldı. Burada da 2 kaldı. Çarptığınızda 100 geldi. Rasyonel terimlerin toplamı dostlarım. Gayet basit bir mantık arkadaşlar. İyice öğrenin bunu kardeşlerim. Hadi geldim 2 numaralı soruya. X diyor bir rasyonel sayı olmak üzere ifadesinin açılımındaki rasyonel terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Yine aynı muhabbeti yapacağım. Ben bunu yine bir genel terim muhabbetinde açayım. 5'in r'lisi çarpı x üstünde 5 eksi r yine çarpı kök 2 üstünde r. Şimdi r yerine kaç yazarsak şuradaki kökten kurtuluruz diye soruyorum. R yerine 2 yazınca kurtulur muyuz arkadaşlar? 2 yazsak karekökle bu gidiyor. Peki 2 yazalım. 5'in ikilisi çarpı x üstünde 3 geliyor burası. Çarpı kök 2 ile 2 sadeleşiyor. Sadece 2 kaldı arkadaşlarım. 5'in ikilisi 10. 2 ile de çarptım. 20 x küp geldi. Buradan katsayı 20 çıktı. Şimdi bir de r yerine bir değer daha yazacağız dostlarım. R yerine bir de 4 yazalım buradan. Bakın çünkü neden? 4 yazınca da gerçekten 4 ile 2 sadeleşiyor değil mi kardeşlerim? Hadi yazalım. 5'in 4'lüsü geliyor. Çarpı x üzeri 4 yazınca 1 geliyor arkadaşlarım. 5 eksi 4'ten 1 geliyor. Doğru. Çarpı burası da kök 2 üzeri 4. Yani kök 2'yi 4 defa çarpıyorum. Kök 2 çarpı, kök 2 çarpı, kök 2 çarpı, kök 2. Bu da 2 yapar. Burası da 2 yapar. Yine 2 ile 2'yi çarparsam 4 geliyor buradan da. Bakalım buradan ne geliyor? 5'in 4'lüsü 1. 5'in 4'lüsü 5. 5 ile de 4'ü çarptım. 20 de buradan geldi arkadaşlarım. 20 x üzeri 1. 20 x geldi. Rasyonel terimlerin katsayıları toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. 20 de buradan çıktı. Şimdi başka bir değer yazabilir miyiz diye düşünüyorum. Bir de 0 mı yazsak diye geçiyor içimden arkadaşlarım. 0 yazınca da geliyor mu? Evet, 0 yazalım. R eşittir 0 ise 5'in 0'lısı x üzeri 5. Bir de bunun 0'ıncı kuvveti 1. 5'in 0'lısı da 1. 1 kere 1, 1 x üzeri 5 geliyor, 1 de buradan geldi. Bize de hepsinin toplamını soruyor dostlarım. 41 yaptı sorumun cevabı. Evet, geldik 3 numaralı soruya. Açılımında diyor, kaçıncı terim rasyoneldir? Hadi bir yine genel terimi yazalım mı biz dostlar? 13'ün r'lisi diyelim, çarpı 7. dereceden 2 üstünde n eksi r, yani 13 eksi r daha doğrusu, çarpı kök 3 üstünde de r gelecek. Şimdi r'ye kaç verirsek, 6 versem 13'ten 6 çıktı, 7. 7 ile de 7 gidiyor. 6 verirsem burası da sadeleşiyor mu? Evet, 2 ile 6 da sadeleşiyor. O zaman r eşittir 6 için diyerek başlıyor. Odaklanmada kaldı aklım arkadaşlar. Bir daha bir bakayım şöyle. Güzelce bir odaklayalım, tamamdır. R eşittir 6 için diyerek devam ediyorum dostlarım. 13'ün 6'lısı geliyor buradan. 13'ün 6'lısı. Devam. Çarpı 7. dereceden kök 2 üstünde 13 eksi 6'dan 7. Çarpı karekök içinde 3 üstünde de 6 geldi. Şimdi düzenleme aşaması. 13'ün 6'lısı ne oluyor dostlarım? 13'ün 6'lısı 13 çarpı. Gerçi bunu açamayız ki ya. Gerçi zaten bize kaçıncı terim diye soruyor. Terimlerin toplamını sormuyormuş arkadaşlar. Ben birinci ve ikinci soru gibi karıştırdım. Terimler toplamını sormuyormuş. O yüzden bunu açmaya bile gerek yok. Kaçıncı terim diye soruyor bize. Bakın şurası ne çıktı? 6. Bu ne demekti dostlarım? Bunun bir fazla, biz şimdi kaçıncı terimi açıyoruz aslında 13'ün 6'lısı derken, hani sıfırdan başlıyorduk ya, 13'ün 0'lısı, 13'ün 1'lisi, bak birinci terim, ikinci terim,
13'ün ikilisi, 13'ün üçlüsü, 13'ün dörtlüsü diye gidiyorum bu şekilde. 13'ün beşlisi, 13'ün altılısı, 13'ün yedilisi. Bunlar bizim katsayılarımızda hatırlarsanız. Peki ben 13'ün altılısı derken kaçıncı terimi açmışım aslında meğersem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. terimi açmışım. Demek ki 7. terim rasyoneldir arkadaşlar diyebilirsiniz. Evet, son soruya gelelim. İfadesinin açılımındaki rasyonel terim kaçtır diye bir soru sormuş bize. İfadesinin açılımındaki rasyonel terim. Hemen ne yapıyorum şimdi dostlar yine? N'in reelisi diye, yani 11'in reelisi formülünden başlıyorum yazmaya. Dördüncü dereceden 5 üstünde n-r çarpı küp kök 2 üstünde r diye yazdım bunu. Şimdi r'ye kaç dersek, şurası 11. R'ye kaç dersem 4 ile sadeleşiyor ve 3 ile sadeleşiyor. 3 dersek oluyor bakın arkadaşlar. 3 diyelim. Burası ne oldu dostum? 11'in üçlüsü çarpı 11'den 3 çıktı 8. Bununla sadeleşiyor bu 8. 5 kalıyor. Burada da kare kalıyor. Yani 5'in karesi çarpı 3 ile bunu sadeleştiriyorum direkt. 2 kaldı burada. En son ne oluştu arkadaşlarım elimizde? Şurası 25 çarpı 2'den 50 geldi. Çarpı bir de 11'in üçlüsü. 11'in üçlüsünü açmama gerek yok. Çünkü zaten şıklarda bu şekilde verilmiş. Edirne şıkkı rasyonel terimdir diyebiliriz dostlarım. Evet arkadaşlar. Binomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.